Tüp mide ameliyatları sonrasında beslenme ile ilgili hastalarımızı bekleyen süreci tanımlayabilmek için ilk önce bu süreci dönemlere ayırmakta yarar var. Birinci dönemimiz bizim hastanede geçen 3-4 günlük sürecimiz. Burada hastamız herhangi bir beslenme, bir gıda almıyor. Sadece son gün bir takım testler yapılıyor. O testlere göre sulu sıvı gıdayla bir beslenmeye başlıyoruz ve taburcu ediyoruz. İkinci dönemimiz berrak sıvı, sulu dönem. Bu dönemde su, süt, ayran gibi, et suları gibi sulu gıdalarla hastamızı beslemeye çalışıyoruz. İlk bir aylık süreci kapsıyor. Üçüncü dönemimiz bizim püre dönemi. 1 ila 3. ayın sonuna kadar devam eden süreç. Bu dönem aynı bir bebek beslenmesinde olduğu gibi püre kıvamda blenderdan geçirilmiş gıdalarla hastamızı besliyoruz. 4. dönem bizim için normal gıdaya geçiş dönemidir. Yarı katı gıda dönemi de diyebiliriz biz bu dönemi. 3. ay ile 6. ayın sonlarına kadar devam eden bir süreçtir. 5. dönemimiz ise son dönemimiz, ömür boyu sürecek olan dönem, normal gıda dönemi. Tabii bu normal gıdayı tanımlamakta yarar var. Az yağlı katı gıdaların olduğu, bol proteinli gıdaların olduğu bir dönemdir. Burada ameliyattan 6 ay sonrasını temsil eden bir süreç olarak da düşünülebilir.